İkinci Mahmut 1826'dan sonra dedim ya askeriyeyi tanzim etmeye, ulemayı hizaya getirmeye başladı. Tek kalan kısım bürokrasi, kalemiye erbabı idi ve burada da adımını atmaya başladı. İşte o saydığımız meclis Darüşşurayı Seraskeri'nin yanında kurduğu Darüşşurayı Babali ve Meclisi Vala 1838 yılında kurulacaktır. Ve bu hadise Akif Paşa başa geçtiği şeyin Pertev Paşa'nın katlinden sonra onun yerine tayin edilen Akif Paşa bir anda görevinden el çektirilecek kendisine. Yine durduk yere. Bu sefer hiçbir devletin baskısı yokken. Neden? Mahmut burada ne yapıyor? Artık sadrazamlık diye bir makam yoktur. Sadrazamlığı kaldırıyor. Ve diyor ki başvekil, baş vekaleti getiriyorum diyor. Dahiliye Nazırı olan kişi aynı zamanda başvekil olacaktır. Zaten Sadrazam Rauf Paşa idi. Mehmet Rauf Paşa. Dahiliye Nazırı Akif Paşa'ydı. Pertev Paşa'nın yerine atanmış kişi. Akif Paşa'ya diyor ki artık sen Dahiliye Nazırı değilsin. Sadrazam olan Rauf Paşa'yı Dahiliye Nazırı yaptım. O aynı zamanda da başvekil olacaktır. Artık sadareti mutlaka yoktur. Bu bürokrasi için çok önemli bir adım idi II. Mahmut için. Herkes II. Mahmut'u işte ne diyelim modernleşmede bürokrasiyi ön plana çıkartıp o istişare meselesini çok fazla hani biraz demokratikleşmeye doğru giden bir adım işte meşrutiyete doğru giden bir adım her yaptığı şeyi böyle anlayanlar var. Fakat ben tam tersine II. Mahmut'un merkezi kudreti olabildiğince kuvvetlendirip geri kalanları kendi aralarında eşit hale getirmeye çalıştığını düşünüyorum. Neden? Bir kanun çıkardı ve dedi ki bu serasker, Şeyhülislam ve sadrazam eşitlendi. Osmanlı tarihinde ilk defaydı bu yani. Böyle de bir şey yoktu. Bu şu demek oluyor. Siz kendiniz birbirinizle mukayese edildiğinde kendi aranızda eşitsiniz. Ama en merkezde olan padişah en yüce olan. Tabii ki de böyledir. Ama II. Mahmut bunu fiili olarak da bu hale getirmeye çalışıyor idi. Aslında özellikle Ali ve Fuat Paşa devrinde sadrazamlar yani ve onların üzerinde de bürokrasi o kadar hakim oluyor ki sultana karşı. Biz Tanzimat deyince bürokrasinin sultanla yarışır hale gelişini anlıyoruz. Ama Evet. bu aslında Bir problem burada. II. Mahmut'un hedefinin bu olmadığını bilakis II. Mahmut'un bunu başaramadığı için bu noktaya evrildiğini Evet, söylüyor. zaten iddiam o ki II. Mahmut'un bu 1826'da müsaderenin ilgasıyla hatta Yeniçerili'nin ilgasını bile buna sokabilir. Yeniçerili'nin ilgasıyla başlayan vetire hepsini Asaki Eman Süren'in kuruluşu, işte o nezaretlerin kuruluşu, diğer yeniliklerin yapılmasını hepsini Tanzimat kelimesinin içerisine sokabiliriz. Tanzimat nizamdan gelir. Evet. Nizam düzen, tanzim tefil babından düzenlemek. Tanzimat da düzenlemeler demektir. Ve vakai hayriye, tanzimat, tanzimat-ı hayriye şeklinde o devirde çok kullanılan bir terkip halinde kullanılmıştır. Buna tanzimat-ı askeriye diyebilirsiniz Asakir-i Mansur'u özelinde. Bürokratik reformları anlatabilmek için tanzimat-ı mülkiye diyebilirsiniz. Nizamat-ı Hasene denildiği yer var. Tanzimat-ı Müessese denilen yer var. Tanzimat-ı Kamile denilen yer var. Tanzimat-ı Adile denilen yer var. Yani burada varyantları çok ama genel tanımlama Tanzimat-ı Hayriye'dir. Bütün yapılan yenilik perspektifinden yapılan şeyleri içine sokabiliriz burada. Ancak II. Mahmud'un Tanzimat-ı Hayriye'si ne demektir? İktidarın padişahta temerküz ettiği bir izana dönüktür. Ve Darüşşurayı Babali ile Meclisi Valayı kurması da Avusturya örneğinde olduğu gibi bir meclis kurulsun, meşvuret meclisi kurulsun. Burada da yapılacak yeniliklerle alakalı bir ekip toplansın. Oturun aranızda kararlaştırın. Daha sonra bana bunu sunun. Ben bunu onaylayıp hoşuma giderse yapayım. Eğer hoşuma gitmezse yapmayacağım. Yani Tanzimat'ın reformlarını tartışıldığı meclis olan Meclis-i Vala'da bile bir yaptırım gücü Yok. yok. Öyle bir Asla yok. müeyyide yok. Sadece Sultan istişare yeri. o bir nevi istişare yeri. Aslında burada çok şunun da altını çizmek lazım. Tanzimat diyoruz. Tanzimat diyoruz. Hep Gülhane Hattı'nın ilan edildiği 3 Kasım'la başlatıyoruz. Halbuki söylediklerinden de anlaşıldığı kadarıyla Tanzimat'ın isim babası bile II. Mahmut. Tabii Haliyle Tanzimat'ı da bu başlatacaksak II. Mahmut'la başlar. Bizim Ali Akyıldız hocamız, Allah selamet versin, onun şeyidir zaten bu.
Yani 1826 ile 1839 arasındaki yapılan şeylere bakın. Ve 1839'dan sonra yapılan şeylere bakın. Bu 1826 ile 39 arasında yapılan şeyleri diğerleriyle mukayese edemezsiniz. Bunlar hem başlangıç aşaması olduğu için çok mühimdir, çok zordur yapmak. Hem de planlanan değişiklik ve atılan adım açısından çok büyük değişikliklerdir. Hmm. Yani siz ocağı kaldırıp yeni bir askeri nizam teessüs ettireceksiniz. Evet. İşte siz, oralara değinmedik, şimdi gireceğim oralara. Tanzimat meselesinin, asıl Tanzimat Gülhane ile benzeşme meselesine. Vergi politikanızı değiştirmeye başlayacaksınız. Efendim, siz tutacaksınız bütün şehir planlamanızı, bürokrasinizi değiştireceksiniz. Vakıfları el atacaksınız. Devleti baştan sona yeniden, sembolik arma, bayrak, fes, bunların hepsini 2. Mahmut devrinde bunlar oturmuştur. Yani Osmanlı, klasik Osmanlı ile modern Osmanlı dersek şayet, bu modern kelimesini hiçbir değer yüklemeden söylüyorum. Sırf zaman itibariyle söylüyorum. Yani o asra dair. Evet, o asra, asri yani 19. asır Osmanlısı olarak söylersek. 2. Mahmut Osmanlısı bambaşka bir Osmanlı'dır. Osmanlı'yı değiştirmiştir. Ve bugünkü Osmanlı algısı da nereye bakarsanız bakın 2. Mahmut'tan sonraki Osmanlı'dır. Yani 19. Osmanlı'dır. Fes deyince herkesin aklına Osmanlı gelir değil mi? Bakın bu posta nezaretlerine, bu yapılan binalara, son dönemdeki. Evvelkiler daha nostaljik gelir insana. Kavuklar, şeyler falan böyle. Hatta çok cali bir dikkattir. Mesela Cumhuriyet inkılapları anlatılırken hep asri ihtiyaçlara cevap verilmiyor diyerek kaldırılan o ve yerine yenileri koyulan kurumların aslında kaldırılan halleri aslında klasik Osmanlı'ya ait kurumlar değil. Bilakis 2. Mahmut'un evet. asra uygun olsun diye kurduğu mesela evet. Şeriye ve Efkaf Vekaleti. Evet. 2. Mahmut kurmuş. Hmm. Cumhuriyet inkılapları bunu da geri olarak atledip yerine yeniden başka bir şey kuruyor. Tabii zaten o bir çelişkidir.